Tuzlu kahve. Nişanlı delikanlıya nişanlandığı kızı görmeye izin vermiş ailesi. O zamanlar izinle görüşebilirlermiş nişanlılar. Fazlaca eve uğrarsa komşular dedikodu edermiş. Nikah kıymadan el ele tutuşmak bile yasakmış. İnsanlar mahreminin yüzüne başkasının göz izini görmek bile istemezlermiş. Aşıklar bunu, "A benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim?" diye dizelere dökmüşler. Sazlarla söylemişler bunları. Nazlı olurmuş kızlar ama hiçbir zaman yabancı erkekle buluşup konuşmazlarmış. Kız ilk nişanlılık ve görmeye geldikleri sırada kahve yapmaya gitmiş mutfağa. Kahve yaparken nişanlısı da ona yardım edecekmiş. Kahvesini hazırlıyormuş. Özenle, zevkle bir kahve içecekmiş nişanlısı. Çok heyecanlanmış genç. Delikanlı belki de hayatında ilk defa yabancı sayılırsa bir kızla görüşüyormuş. Kahveler pişmiş, köpükleri pek güzel olmuş. Boncuk boncukmuş üzerinde kahvelerin köpükleri. Genç, nişanlısının işini kolaylaştırmak için şekere uzanmış. Eline aldığı şeker değil de tuzmuş. Hiç farkına varmamış bunun heyecandan. Şekerle tuzu karıştırmış. Kendi fincanına boca edivermiş tuzdan. Nişanlısı, "Ne yapıyorsun? Kahveye kattığın tuz," diye atılmış hemen. Delikanlı, "Ben hep tuz katarım kahveme eskiden beri," diye hatasını düzeltmiş. Gün dönmüş, devran tamamlanmış. Bu iki genç evlenmiş. Kız her zaman kocasının kahvesi pişince bir fiske tuz katarmış. Kocası neden hoşlanırsa onu yapmaya çalışırmış. "Bir gün olsun ben tuzlu kahve içmem. Neymiş bu?" deyip itiraz etmemiş. Hep ilk gün karşılaştıkları gündeki kahveyi düşünmüş. 40 yılın sonunda ölüm anında şunları söylemiş. "Tuzlu kahvelerin bile hatırını ödeyemediğim vefakarım. Bana hakkını helal et. Belki olmayacağım yarın." Gözyaşlarını tutamayan kadın da ondan helallik dilemiş. Kocasının hatayla tuzlu kahve içtiğini öğrenememiş hiçbir zaman. Söz vardır, hatır için çiğ tavuk bile yenilir. Bu sözün hatırla ilgili olduğunu herkes bilir. Önemli olan bunu uygulamaktır. Acı bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Hataları bile kabullenebilmek, affetmek geçimin şartlarından sayılır.